Ondan sonra ıspanağım var, ıspanağmayacağım. Onu da muhtemelen yayında yemek zorunda kalacağım. Sonra zaten başka bir şey mi? Herkese merhabalar. Bugün El Salvador sokak yemeklerini deneyeceğiz. Hadi gidelim, şurada bir restoran var. Oraya girelim, soralım. Let's ask pupasas first. Hola. Benim pupasa. Pupusas. Pupusas. Pupusas no, pero se lo puedo hacer ahorita, si gusta. Pero se lo puedo hacer? Sí. Sí, sí. ¿Te gusta el caso? Okay. Ahí, chao mein. Chao mein. Pilavda en nefret ettiğim şey işte o içinde havuç, bezelye, ne bileyim o kuş burnu murnu, o saçma sapan şeylerden nefret ediyorum. Pilav dediğin düz olacak. En fazla içine şehriye girer. Lunch. Ay işte. Ay koydum işte. Ya da kavurma girer. Oy ya da fasulye, nohut. Okay. Tavuk. Ay alitas dikkat. Bakayım. Hemen o videoya geçmeden bakalım buna. Kendin mi yapıyorsun sen bunu? Sen misin la bu? Bak gelirim geldiğimde oraya bak. Bana bu hepsinde ne yapacağız bana? Ama bunlara gerek yok bana. Düz pide, kuşbaşı kaşar. Bir de kendimize özel bir spesyal bir şey yaparız. Bak gel dedin, gelirim. Harbi gelirim. Gel başkan gel, daha neler var? Onu bak öyle bir söylüyor ki amına koyayım. Bak bir kuşkaşımız var. Onlar da var. Oho bak. Sen çok değişik konuşmaya başladın Burkaka. Bak. Harbi gelince uğrarız bu arada. Harbi güzel bir pide yapalım ya. Ama öyle yok, altın tuz mantı tuz değil baba, düz. Kuşkaş. Bende numarası var, tamam, atan da varsa numara hallederiz. Hani düz kuşkaş. Kıymalı pide, onun da üstüne kaşar. Ondan sonra pide pizza ama böyle değil. Düz pide yapacağız, pidenin üstüne işte kaşar. Kaliteli sucuk. Ondan sonra işte böyle malzemeleri, işte mısır falan filan, üf. Yapıştırırız. Harbi yapıştırırız. Bu pusas diyorlar, böyle yapılıyor. Bakalım abla nasıl verecek? Feijoada. Revuelta. Abi adam iflas etti arkadaşlar. Adama ben sana zorla sen ödeyeceksin mi dedim. Biz gittiğimiz yerde parasını tabii ki de ödeyeceğiz. Ama istediğimiz şeyi yaptırmak daha güzel değil mi? Parası neyse ödeyeceğiz zaten oğlum. Adamın zarara niye sokalım amına koyayım? Böyle tomar video. Kaymış mı bu? Claro que sí. Ese queso. Este es queso. Si quisiéramos una revuelta de las tres. Ne hayır ya, gayet güzel duruyor ya. Wow. O eldiven diyor ya, ben ablamın elinden ne olsa yerim ya. Kadın temiz, hijyenik kadın belli, baksana. Ablada yani hijyensiz gözüken hiçbir şey yok. Baksana saçına falan her şeyini takmış, eldiven olsa ne olmasa ne. Y de esto también. Sí. Sí. Ese arroz, sí. Arroz. Sí. Arroz. Sí. Arroz. Tu maíz. No, arroz. Solo arroz. Sí. Tortilla de maíz. Ah, tortilla de maíz. Esa. Tortilla de maíz, picorro. Bu puse gagara. El Salvador'un ulusal yemeği. Her öğünde yiyorlar. Kahvaltı, öğlen, akşam. Hepsinde bu pupusası yiyorlar. Ve kendisinin Maya yiyeceği olduğuna inananlar var. Yani Mayalılar bu tarz yemekler yiyormuş. O kültür geçmiş buraya.
Esa es primera pupusas para mí. Ah, vaya. La primera. Sí, primera. Muchas gracias. Pupusaslarımız bunlar. Böyle ablamız getirdi sağ olsun. Şu acı sos da var ya, acıysa ne gider ha? Gracias. Wow, it's muy caliente. Oh, inside cheese. Oh, looks nice. Şu an çok sıcak. Biraz bekleyelim öyle yiyelim. I think it's gonna be nice. Looks very... Rane, Kardo, ben de Ankara'da ağırlayayım seni. Bizim Başkent Üniversitesi'nin oralarda, brom. Tasty actually. Yeah. How was it? Ben çok seviyorum. Dedi bir Meksika street food tasty. Çok sıcak, daha yeni ızgaradan çıktı. İçinde peynir, fasulye, başka et tarzı bir şey de var sanırım. Böyle, yanıyor şu an. Yanıyorlar. İlk öğrendiğim şey pupusası bekleyeceksin, yemeyeceksin direkt. Acı sos değil mi o? Bir şeyim bayağı iyi. Böyle bir görünümü var, acayip lezzetli. Yani bu arepaya falan bin takar yani. Arepa... Of, ama sıcak ya. Sos da domates tarzı bir sos. Acı olsa var ya. Domates, soğan falan öyle bir sos. Çorba gibi. Sos güzel. Bayağı iyi. Pupusası bayağı sevdim. Gelirseniz el sağlık. Arkadaşlar bu videoda genelde biz şey yapıyoruz, hani yeni izleyicilerimiz varsa söyleyeyim. Yenir, yenmez, sarar, sarmaz, öyle konuşuyoruz. Çünkü buralar hani farklı yerlerin farklı sokak yemekleri. Bu yenir. Bunu net yerim. Kesin deneyin. Kukya'dan daha güzel, Arepa'dan daha güzel. Çünkü mısır tadı yok, bu pirinç. Gözleme ya, bildiğin gözleme bizim. Ama pirinç, yani bu dışı pirinç. Ama ha, pirinçten yapılıyor. Buğday gibi ya. Ama tadı çok güzel. Sos da güzel değil mi? Çok da güzel değil mi? Bir de bir sweet tasty. Satırım kaldı. Yenir. Bence bayağı iyi, ben sevdim. Eyon da sevdim. Pupusas Latin Amerika'nın en iyi sokak yemeği olabilir yani. Çok iyi. Bayağı iyi. I think best street food in Latin America. Kahvaltı öğle yemeği her zaman yiyorlar. Her zaman ve güzel bir şey. Ben de her zaman yiyorlar. Olabilir. Çok güzel. Böyleydi ve tanesi 50 cent, yani iki tanesi 1 dolar yapıyor. Çok lezzetli ve doyurucu. İçi dolu yani. Bir tanesi 17 lira de. Yani kötü. Bu healthy food actually. Aynen, sağlıklı. Evet, yağ yok. Yağ yok bu arada. Suda yaptı yani böyle. Güzel bir şey oldu. Sevdik. Hola. Oh. ¿Cuánto cuesta? De los grandes 1.50 y del otro 1.25, pero estos tienen carne. 1.25. Lan oğlum, adam omzuna döktü sandım. Dur ya, şuraya alacağım. Ya da nereye? Şuraya alayım bence ya. Ya da şöyle. Bak şöyle. Oğlum adam omzuna döktü sandım harbi la. Okay. You gonna eat inside. Türkiye. Turko. Adam Eva. Okay. Adam and Eva. Is in Iraq. Yeah, he say like that. Grande. Carlo. Igual con él, por favor. Abiden Coconut Alus Irak'tan bahsetti. Adem ile Havva Irak'ta ilk çocuğunu yaptı dedi. Bak görüyor musun? İngilizce de biliyor bu arada. En tek. Wow, muy rico. Muy rico. Bunu ben denemek isterim bu arada. Bunu harbi merak ediyorum. Hiç hayatımda böyle bir şey denemedim. Yani Hindistan cevizi denedim ama böyle suyunu pipette içip yanın içinde de Hindistan, yani şalgamın Hindistan cevizi versiyonu. Ben bunu tatmak isterim. Daha da orada İngilizce bilen nüfus çok fazla. Bak Amis Coconut'u nasıl satıyor ya. Bu 1 dolar ya. Baby çok fazla. Çok büyük, acayip, efsane lezzetli. Herhalde I think it can be best coconut. Bu da herhalde en iyi coconut olabilir. Japon Hamza'nın yediği yer ama leşti oğlum. O da dedi zaten, iğrenç bir yer. Buna bak, bu bir parçası.
Hindistan cevizini ben çok sevmem ama suyunun tadını merak ediyorum. Müthiş ya. Bu arada burası El Salvador meydanı. Çok güzel. El Salvador sokak yemekleri, El Salvador sandviç baya meşhur. Like a torta. Bana koy, bizim Türkiye'deki dayıdan daha ucuzdur burala. Kesiyor. Wow, looks nice. Harbi güzel duruyor ha. Güzel bir şey de onu yiyemeyiz. Mekanı da temiz. Yeriz yeriz. Orta diye geçiyor. Meksika biraz. Burada Meksika yiyecekleri de var. Guatemala'ya yakın olduğundan dolayı. Guatemala'da komşu. O yüzden böyle torta, tortilla, işte böyle tostado, o tarz böyle taco tarzı şeyleri görebiliyoruz. Yemek kültürü neredeyse aynı. Gracias. Bak burada da sosis yapıyorlar. Ya. Bu havada sosis yapıyor böyle. Sausage. Fiyatları sormadım ama sosis sandviç 1 dolardı sanırım. Bak dondurmacı abi geçti oradan. Başka böyle otobüs durağında çerez satıyorlar. Hemen şurada burger. Burada ne var? İçecek. Burada da içecek satılıyor. Ama çok tokuz ya. Böyle ufak bir şeyler bulup yememiz lazım. Meyveci ablalar. Burada ne var? Sosis. Cipsler çok Meksika'dan dolayı. Başka da bir şey yok buralarda. Karşıya geçelim, orada bayağı. Alexander. Bu arada ben de temiz bir yer yani. Düzgün bir yere benziyor ha. Ben öyle çok pislik şey falan görmedim. Düzgün bir yer. Tres. 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 Ah, okay, una por favor. Una. ¿Cómo se llama? Mango. Mango, adiós. Ah, mango. Mango. Mangolu ice tea mi, füstü mü, ne güzel oluyor diyorlardı ona. Aa, it's like this. Oo, very smart. Aa, mango twist. Mango twist. Mango twist. Mango twist. Mango twist. Oh, it's really big. İndir lan, ne güzel lan. Ha, 3 tane böylesi 30 cent dedi lan. Dos por favor, para mi dos. Tres mucho. Mucho. No necesito tres. Very interesting. Yeah, nice. 40 cent, pardon. ¿Qué eso? Salsa negra, salsa roja, chile, limón. Sade olsun bacım ya. Dulce. Meyvenin tadına varalım. Sin dulce por favor. Sin dulce. Okay. Si es. Está bien. Chile. Poquito. Okay. Allah razı olsun. Sade yeseydik ya. O ne la? ¿Qué es esto? Ay, guaste. A limón. A limón también. Muchas gracias. Hasta luego. Böyle bir şey sokakta satıyor. Mango. Mango dediler buna. Twist diyor yani böyle uzun uzun. Rico. Rico? Allah Allah. Cucumber. Oh, o da var sauce. Lemon shower. Biraz böyle salata tadı var ya. Yani fena değil, öyle hani bir daha alır yer misin desen yemem galiba. Yani tatlı, tuzlu. Kaç bir tadı var, fiyatı da 75 cent yani 1 dolardan az. İçinde bayağı sos var. 40 cent ya. Çıkan şeye bak ya, içinden çıkan şeye bak bak. Çok uzun değil mi? Uzaya... Hoş geldin Rulon Next, eyvallah. İyiydi la. Güzel ya, gider. Tuzlu, tatlı, ekşi, karışık her şey var içinde, bilmiyorum. Ne var ben de bilmiyorum. Mango ama. Burada normal dün bir sürü sokak yemeği vardı. Erken mi geldik anlamadım ya. Kapalı hepsi bak şöyle. Sokak yemeklerinde churrosları var ama ilginç. Meksika'dan farklı. Bir de elote loco var. Çılgın elote. Çılgın mısır dedikleri. O da ilginç. Abi bizi ezecek. Telefonla oynuyor. Bak burada bir abimiz uyuyor. Saatleri var sanırım ya. Yani belli saatlerde açıyorlar. Evet, ona göre ayarlıyordur adam. Bakalım bulacağız. Burayı sorduk. 2'de açılıyormuş. Saat 2'de 1,5 saati var. Bekleyelim. Ve El Salvador'da meşhur olan bir şey var. Quesadilla diyorlar. Cheesecake. Quesadilla bu şey değil mi la? Türkiye'de de vardı o.
Quesadilla neydi la? Diyebilirsiniz aslında cheesecake değil. Peynirli ekmek tarzı bir şey diyorlar. Ve tatlı. Bunu deneyeceğiz. Bayağı ünlü. Tabii ki şaşmaz Heyon Amerikanosu. Hey, try first. Ya kokosu çok güzel. Peynir ekmek gibi. Şişti ama. Kokosu çok güzel. Really nice. Bu nero testi. Peynirli ekmek. Durum olsun. Bu nero da aynı. Abi şu kalitesiz plastik çatal kadar nefret ettiğim bir şey yok. Ben böyle 3-4 kere falan denk geldim abi, o yemeği çatalla bölmeye çalışırken çatal kırılıyor ya. Amerika tındır tındır cheesecake. Because Amerika cheesecake çok ağır ama Pugnello pongsin pongsin, yumuşak yumuşak. Ben çok seviyorum. Hafif. And tatlı değil, it's tuzlu aslında. Inside salt cinnamon. İçinde tarçın var biraz. Tuz var, tuz tadı geliyor ve şeker var, şeker tadı geliyor. Üstünde biraz susam var. Bence gayet güzel. Salvador'un en ünlü tatlılarından biri. Quesaida diyorlar. Evet, Pugnello gibi. Evet, şimdi açtılar. Gidip deneyelim bakalım. Bak böyle yağda kaynatıyorlar abi. Yiyecekler de bunlar. Churros. Yanında böyle yıldızlı bir şeyler var. Kabak tatlısı o, kabak. Patates var. İnan etmi ben düşeceğim yerden yeri. Ona benziyor lan. Böyle yol üstünde yağ var, kaynatıyorlar, churros diyorlar ona. Şekerli. Chocolate. I think this is a Mexican. Yeah. Gracias. Bu ne? Try. Es sucuk değil. Nice. I also want to try. Nasıl oldu? Güzel değildi. İyi değil diyor. Üzerinde şeker var. Abi o şeker sos iğrençtir bu arada. Harbi kötü duruyordu ya. Baksanız oğlum. Zaten karamelden nefret ediyorum. Oğlum birileri sürekli bandan önüne küfür mü ettiniz lan bana? Amına koduğum, neredesin sen? Abi bana küfür etmemiş. I think this is the best. Yeah. Gracias. Bu ne? Try. Es sucuk değil. Nice. Tost kötü duruyordu ya. Nasıl anlatacağım? Güzel değildi. İyi değil diyor. Üzerinde şeker var. Şerbet var. Yağda yapılmış da bu soğuk ya. Forum oyunu. Ben de bayağı Isırdığında ağzına şu yağ geliyor. Çok yağlı. Patatesleri de burada böyle. Bir de baba çıtır çıtır değil ki yani. Bu yumuşacık böyle poğaça gibi, peaça. Şey var. Burası yol üstünde bir mekan böyle. Bu arada bayağı da müşterisi var. Aslında o kadar güzel bir şey değil. Fiyatı da 1 dolar yani, azıcık bir şey yani. Şöyle baksana. 4-5 parça pişi yani, bildiğin pişi. Baba böyle ufacık patates verdi, limon sıktı. Böyle 1 dolar 1 dolar herkese küçük poşetlerde satıyorlar böyle her şeyi. İlginç. Even it's not churros, completely different. Evet, churro gibi değil ya. Churro dediğin haşır diye gelmesi lazım değil mi ya? Amerika churrosu daha lezzetli bir de. O kadar iyi bir şey de değil, bilmiyorum. Pişiye şeker döküp yediğini düşün, aynı. But this one just only ekmek. And from yesterday, I think. Bir de bayat kilitliyorlar ha. Bir de dünden kalma büyük ihtimal ya. Şimdi yapmamış. Bir sürü var orada satıyor. Ama amcık. Şerefsiz taze pişirdiğinden vermiyor zaten oğlum. Bak bu abi de hazırlığını Çakal. Yapıyor. Satılanlar bunlar. Estrellas, tostadas, muzdan yapılan. Ben bir Estrellas alayım. Bir de yanına da Elotes Locos alabilir miyim? Rose dediği. Papitas. Çok gitmek istiyorum ya. Harbi çok gitmek istiyorum var ya bak. Yaz bir geçsin. Hani öyle video çekmek için falan filan değil. Önemli değil. Yani çeksek de olur, çekmesek de olur ama harbiden gidip o sokak yemeklerini falan çok tecrübe etmek istiyorum. Yani merak ediyorum la. Ne bileyim böyle saçma sapan yerleri işte yani. Bilmediğimiz, etmediğimiz değişik yerleri. Fritas, fritas. En çılgını şu, çılgın mısır. Bakalım var mı? Aleykümselam. Abimiz hazır ediyor böyle. Vay, ablamız da taşıyor böyle. Yemek dolu her ya. Yeni yeni kuruluyorlar bu arada buraya. Benzin 28 TL amına koyayım. Burada Hindistan'a amına koyayım. Arabayla mı gideceğim? Saat 2 gibi falan başlıyor. İnsanların iş çıkışına falan denk geliyorlar. Bak buralar darmadağın. Bunlar yeni açan. Hola, no. Yokmuş şu anlık. Yok yani. ¿Qué es eso? Böyle yıldız yapmışlar ama. Ese papa. Harina. Harina. Just white flour. Ah, okay. Ona da 1 dolar, hepsi 1 dolar. Gracias.
Uçak benzin yakmıyor mu? Amına koyayım, uçakla bir kere gidiyorsun. Arabayla gitsen sürekli araba süreceksin, edeceksin. Yes. Bahar aslında sokak yemeği çok pahalı. Aynen, 1 dolar pahalı yani, böyle cips, mısır falan öyle şeyler satıyorlar yani. Bilmiyorum, hesabı doğru pahalı. Ucuz değil. Heyon da bugün dişliklerini... Caveman Hikes diye bir kanal var. O yanardağların içine mi gidiyor? Caveman Hikes. Caveman... Böyle mi yazılıyor? Hikes. Bu A mı? Şu A'dır bu tabi lan ya. Mäum. A bu. A siktir lan bu ne? Kursun. Dişini fırçalamadan çıkarıp takıyor. Hemen yediği geri taktı. Nene gibi diş. What did it? My grandmother. You don't have teeth, you just pluck your teeth. Üreniçleri mi? Bitti. Onlarla yiyemiyor, çıkarıp yiyor, geri takıyor hemen. Aslında fırçalaması lazım. Bugün değiştirme günü. Fırçalamadan direkt geldin. Takacak. Bak abi soslu yapıyor. Sosisli. Hardal. Biraz salata, müthiş. Actually looks tasty. Yeah, if you wanted to try... Cimbiber koydu ha, cimbiber koydu. Okay. Deneyim bir tane be. Dene ya, dene. Quanto cuesta? Una por favor. Bana koyayım, 45 liraya bizim Türkiye'de satan adamdan bu iki tane alırsın. Hem de daha güzel duruyor ama domuz sosisi mi acaba ya? Bu ekmekler hazır orada bak. Bu ekmek sudak ekmek. Abimiz böyle ekmekleri sıcak tutuyor şeyin yanında. Böyle koyuyor tek tek. Mesela ben orada olsam, bro is it pig? Pig meat? Anladın, hani bir sohbete girerim o adamla var ya. Harbi sararım yani, o sohbet adama salça olurum. 1 dolar fiyatı, uygun. İnsanlar kapış kapış alıyor bu arada. Oraya da. Si. Queso. Onya. Cebolla. 1 dolar. Hemen yiyelim burada çöküp. Ben pig derim işte oğlum. Pork meat demeyeceksin orada. Orada pork mork demeyeceksin bro. It is pig. It is pig bro diyeceksin. İlla kasmaya gerek yok oğlum. Pig deyince anlamıyor mu adam? Anlıyor. No no no. Pig değillerse okey bro. Bir şey değil mi? Müthiş ya. Son olay. Allah Allah. Öyle. Adam işi biliyor ya, var ya arkada para basıyor para. 5 dakikada 15 tane yaptı, 15 dolar cepte ya. Yani maliyette 5 dolardır, 10 dolar cepte. Günde rahat 500 dolar kazanıyordur bu adam, net. Harbi tam Türk hesabı ya. Şu an 20 sat. Arkadaşlar ne spamlıyorsunuz ya? Tamam durdurdum videoyu. Artık Twitch böyle arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Seçenekleri biliyorsunuz. Söyleyemediğim şeyler var. Bak, harbi diyorum, ciddi söylüyorum. Bak, Prime'la abone olun. Eğer gerçekten çok takip edeceğiniz bir yayıncıysam, harbiden beni izlemek istiyorsanız öyle, Prime'la ücretsiz abone olabiliyorsun. 8 TL'ye Prime abonesi olup, hem Twitch'e ücretsiz abone olup, pardon, hem Twitch'e ücretsiz abone olup, hem Prime Video, hem Amazon'da avantajlarınız oluyor. Yani 8 liraya bir sürü şeyiniz oluyor. Bir de üstüne bak, daha geçen yayında reklamını yaparken gördük. Prime Gaming'den zaten amına koyayım 8 lira Prime Gaming'den çıkıyor lan. LoL oynuyorsan la zaten LoL'de 20-30 liralık şey geliyor sana. LT abi hoş geldin. Bedavaya oyun da alıyorsun. Ya o yüzden ciddi söylüyorum. Prime çok ciddi avantajlı bak. Hem diziler, filmleri izleyebildiğiniz Prime Video var. Hem Prime Gaming var. Hem Amazon'da avantajların var. Hem Twitch'e ücretsiz abone oluyorsun. Amına koyayım 8 lira. Vallahi şu an adamlarla hiçbir sponsorluğum yok. Size yardımcı olsun diye anlatıyorum ya. Bana abone olmak zorunda değilsiniz. Çok takip ettiğiniz bir yayıncıya ücretsiz abone olma hakkına sahip oluyorsunuz. Prime Müzik de varmış. Onu bilmiyorum da. Benim bildiklerim bunlar. Zaten LoL oynuyorsan %100 çıkıyor 8 lira bak. Daha geçen yayında açtık. Zaten 350 lira EP kendisi veriyor. Bir de üstüne 1800 skin falan çıkıyor. Prime net olun oğlum bu arada. Prime'i harbi kaçırmayın. Bana oğlum diye ciddi demiyorum. 8 lira harbi çok ucuz ya. Yani net çıkarıyorsun o parayı. Merak eden varsa nasıl yapılacağını da Discord'umuzda da anlatım var. Modlarımız da özelden yardımcı olabilir ama çok kişi isterse yardımcı olamazlar. O yüzden Discord'dan bakın. Sen onu bunu boşver de sound alert açmam abi. Ameliyat olduğum için açmıyorum. Ameliyat iyice bir geçsin açarım. Çok hoplatıyor. Çünkü geçen hatırlıyorsunuz bir kere oldu omzum attı. Ona gerek yok. Abone olma. Bak Prime'la nasıl hemen abone oluyorlar gördün mü kardeşim?
Hem Prime'da bulunca reklam da yemiyorsun. Daha ne? Bu arada Discord'da evet açıklaması var bak bizim. Göstereyim onu da. Nereden biliyor musun? Nerede lan? Prime. Bak. Bizim Discord'da şurada Prime odası var. Gördünüz mü? Discord'a giriyorsun kardeşim. Prime odasına tıklıyorsun. Bak. Her şeyi burada yazıyor. Her şeyi anlatıyor. Gayet basit. Hiç kendinizi kasmayın. Yani 1,5 dakikanızı bile almaz. Discord'a girip halledebiliyorsunuz hemen. İlla bana abone olun diye söylemiyorum. Benim kanalımda reklam yemek istemiyorsanız bu. Bir de başka bir şeyler daha var. Onu da ben söyleyemiyorum zaten. Onu da artık kendiniz öğrenin amına koyayım. Ben ne yapayım? Türkan 1500 bit göndermiş. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz kardeşim. Sağ olasın. Prime abone olunlar. Hoş geldiniz kardeşim. Bir de ilk ayınız ücretsiz ha. Onu da unutmayın. Yani ilk ay para da vermiyorsunuz. İlk ay para da yok. Tamam devam ki. Ya. Intermediate. İnsanlar kişi başı 2 tane alıyor. 5 tane alan gördüm abi. $5 verdi gitti. Çok iyi. Müthiş. Agresif abi. Bak burası bir yemek yeri. İnsanlar hapur hapur yiyor. Torta. Burası da pupusas torta. Hayır her ay 8 TL. Zaten olayı o Berke. Şu an cidden reklam için konuşmuyorum. Yani yeni gelen insanlar yanlış anlamasın. Harbi çok avantajlı oğlum. 8 liraya amına koyayım ücretsiz oyununu alıyorsun. Oyunlarda şeyler geliyor. Bir sürü şey geliyor. Yani çok avantajlı. Kullan geçsin amına koyayım. Bana abone ol diye söylüyorum. Çok tekrarladım ya. Kapatıyorum konuyu amına koyayım. Çok itici gözüküyor. Hadi başladık. Aynı şey. Oha burası full yemekmiş ya. Genelde torta, hamburger tarzı. Amerika, Meksika tarzı yani genelde. Genelde Amerikan sokak yemekleri var. Ya burası torta, pupusas. Böyle içeride yapıyorlar. Sıray. Ay, banana. Ese dulce. Banana. Esas son de plátano. Plátano. Ah, gracias. Ay, gracias. Şu muz kızarttı, içine de tatlı bir şeyler koyuyorlar. O tatlı Prato oluyor. Ya. İnsanlar çok iyi. Ola ese, mierda. İnsanlar çok iyi ya. Kamerayı görünce direkt insanlar selam selam. Ve burada bir böcek var. Her yerimizde yürüyor ya. Küçük akrep gibi bir şey. Ama akrep değil. Böyle hani saldırgan da olabiliyor. Kuyruğuyla birkaç kere elime vurduğunu gördüm. La oğlum kuyruğu ne olur lan çık kadar. Şu an yürüyor. Uçmuyor. Hit hit hit. Aa. Üstüme attı. Quanto cuesta? 3 horas. Okey una por favor. Choco banana. Hayır palmak. Hey çüz. O ne lan muz tatlısı mı? Helada. Oy, bu yenir. Muz tatlısı mı bu? Si, ice cream. Como helada. Buna... Bak size bir şey önereyim. Çok pahalı bir şey olabilir ama evinizde varsa gidip alın diye değil. Muz, tahin, kakao. Biraz pahalı bir şey ama tadı çok güzel. Muz, tahin, kakao. Ya da muz, bal, yoğurt. Bak harbi iğrenç duruyor muz, bal, yoğurdu anlatınca. Ama muz, bal, yoğurt güzel oluyor bak. Harbi Kızılcahamam'da bir tane restoranda yapıyordu adam harbi güzel oluyor. Buna choco banana diyorlar. Kusura, gracias. Gracias. Abi böyle bir şey çikolatalı muz. Hem bayılır böyle şeyleri bakalım ne diyecek. Bu muz cool. Ya değil mi? Doğru. Very cool. Herhalde sıra daha iyi. Aşk dondurmadan daha abi iyi. Abi mi? Bu çok güzeldi. Dondurmadan daha güzel diyor Evan ya. Şaşırdım. Bu harbi çok güzeldi. Kanalı çık hayatımızdan artık amına koyacağım ya. Her yerde kanalı spamlıyorlar amına koyayım. Yapmayın arkadaşlar. Hoş değil. Bazen boku çıkıyor yapmayın. Ciddi boku çıkıyor. Yenilmeyen bir şey olsa yapın ama yenilen bir şey ya. Hoş durmuyor. Oh, very nice then, yeah. And also a little bit healthy. Not really healthy, but compared to dondurma it's very healthy. Bu harbi güzel duruyor bu arada. Şey değil mi lan? Efsane he. Muzu buzluğa atın. Harbi diyorum efsane. Çikolata dökün yiyin. Bayağı iyi ya, bayağı sevdim ben yani. Normalde sevmem böyle tatlı çikolatalı şeyler ama iyi. Çikolataya batırdı, o çikolata dondu. Muz buzlu diye. Buzu da dolaptan çıkarıyor böyle arkada ablamız. Dolap var şurada. Dondurmadan daha iyi. Çok iyi. Dondurmadan daha iyi.
Seviliyordu ha, baksana insanlar nasıl alıyor. Ve fiyatı 50 cent civarı. Normal. Aa, bak ablamız çalı çırpıdan ne yapıyor ya. Wow. Böyle tahtalardan böyle yılbaşı için geyikler falan yapıyorlar. Wow. Müzikler, bebekler. Bak şunlar İsa bebekleri. ¿Qué nombre es? Marca Sote. Marca Sote, ok. Es el Salvadorian cake, sí. ¿Cuánto cuesta? Está hecho en El Salvador, en el municipio de Cojutepeque. Cojutepeque. ¿Cuánto cuesta? Un dólar. Un dólar es. Un dólar. Saplı amına koyayım, turist diye vandaller dedi hemen. Un dos, un dólar. Ok. Una por favor. Bu kek en meşhur kek. Kafede yediğimizin şeyi, hazır hali. Gracias. Bunun iki tanesi 1 dolar. Nice. Salvador'un meşhur keki. Babacım buna marketten Chocomel, Nutella hani hangisini alıyorsanız alacaksın. Taze çilek, taze muz bunun üstüne dizeceksin. Bak tamam mı? Onu, şunu. Bunun iki tane. Bak bunu şöyle 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 böldün mü 6 parça oluyor. Muz, çilek, ondan sonra waffle gibi. Bunu böyle parça parça lüp 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 lüp. Kapım niye çalıyor benim? Can harbiden döveceğim. Can sen döveceğim seni. Arabam her zaman boş olur yani. Tek bulacağı şey emanettir kardeş. Hadi başlayalım amına koyayım. Boş yapmayak ya. Nice. Çok water bu. Salvador'un meşhur keki. Biraz eski. Ayıkola. Tatlı kek. Güzel. İsmi Marca Sote bu arada bu kekin. Güzel bir kek. Marca Sote. Nasıl dönüyor kafası? Gracias. Ahí lo seguimos. Gracias. Ya ben oldu. Kendine iyi bak. Allah'a emanet. Muy rico. Eyvallah. Bir abone daha kazandık. Video çektiğimizi gören iş... Oğlum evimde çığlık attılar sandım bak amına koyarım ha. Zaten bagajım açılmış amına koyayım. Evde arkadan kabile geldi sandım. Baksana sesi. Bir abone daha kazandık. Video çektiğimizi gören istiyor kanalı ya. El Salvador çikolatası çok ünlü. Kakaoları çok özel. Burada çikolatalı... Evin kapıyı kilitledim. İçecekler var, girelim bakalım nasıl. Benim favorim yemeği. Oğuzhan hoş geldin. Bu arada burası da Bitcoin kabul ediyor. Ve çok kolay yazmış bak. Fasil kolay demek. Bitcoin kullanmak çok kolay diyor. Dolar, Bitcoin. Bildiğin kafe yani burası. Ve Bitcoin ile ödeme kabul ediyor. İlginç. Kotamız böyle geldi. Cappuccino gibi. Bilmiyorum tadı nasıl. Hemen deniyorum. Özel El Salvador kakaosundan yapılmış çikolata. Gayet güzel. Hafif. Ağır değil öyle, yağlı şey değil. Asiktir, güzel. Bugün daha pengos var lan. Bayağı güzel ve fiyatı 1,5 dolar. Ha bu arada El Salvador'un çikolata ihraç etmediğini söylemiştim. Yani dışarıya çikolatalarını satmıyorlar. Kahve çekirdeklerini, kakao çekirdeklerini satıyorlar ama çikolatayı satmıyorlar. Bu da sebebi. Çünkü çok güzel adamlar kendileri yiyor içiyor yani. Niye satsın ki? Bu sebeple El Salvador geliyorsa içe. Bayağı iyi. İçtiğim en iyi çikolata. Kendi çikolata tanelerinden. Çok lezzetli. Puanım 10 üzerinden 9. Santana'dayız. Bugün Santana'nın sokak yemeklerini deneyeceğiz. Bak bura biraz daha pis bir sokak. Bakalım ne var ne yok. El Salvador İspanyol kültürü. Peynir çok ünlü. Böyle peynir dükkanları var. Bak. Peynirlere bak. Hollanda'nın da peyniri meşhurdu değil mi? Ben Hollanda'da peynir yerine gitmiştim. Adamlar çeşit çeşit ya neli ararsa ya dersin ki lan böyle peynir olmaz dersin adam ah sana öyle peynir de var diye çıkarıyor. Harbi çok değişik kültürler var. Görüyor musun çeşit çeşit bir sürü. Peyniri seviyorlar tüketiyorlar. Burası Santana'nın meydanı şöyle büyük bir kiliseleri var. Bazilika. Her yerde de sokak yemeği var böyle sosisli satılıyor işte içecekler peynirin falan. Şurada yok. Tatlıcı var. Sütlaç. Ama peynirin 5 çeşidini yerim. Bak, 1. Hellim peyniri, 2. Süzme peyniri, o herkesin yediği bir süzme peynir var yani, eve peynir alınıyorsa o alınır. Süzme peyniri, Ülker miydi, İçim miydi bilmiyorum markasını. O, ondan sonra, bekle, süzme o. O kaşar zaten, kaşarı katma. Ondan sonra, çeçil peyniri hangisi oluyor?
Bu işler... Annenin yerini... Bu şey mi? Halka 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 olan. Halka halka olan. Böyle halka halka oluyor yani. Böyle birbirine düğüm gibi burgu burgu. Oy işte onu severim bak. Burgu peyniri. Burgu peynirine aşığım. Onu çok severim. Çeçil... Çeçil biraz sinek işi gibi ya. Dur bakayım. Aa bu da çok güzel, bu da çok güzel. Tamam tamam tamam. La bu zaten öbürüyle aynı amına koyayım. Çeçil bu da güzel. Bunu da gömerim. Tulum. Tulum peyniri bazen güzel oluyor. Ya her tulum yenmez. Labne zaten. Labneyi gömersin. Labneyi parçalarsın. Ondan sonra... Eski kaşar kokuyor baba ya. Eski kaşar bazen yani çok ucundan tadına bakarım. Bir de ben bizim iş yerine bir müşteri geldiydi. La böyle tel tel peynir. Harbi bunun şunun gibi ya. Şunun daha böyle araları siyahlı, böyle yeşilli ne deniyorsa ondan. Ne o? Ne deniyor ona biliyor musunuz? Ama çeçil diye geçmiyor. Küflü gibi yani. Küflü çeçil gibi. Adı nedir bilmiyorum ama... Küflü çeçil yazayım. Haa bu. Bu. Kars çeçil peyniri bunlardan işte ya. Şu. Aha böyle. Böyle. Tadına baktığında ilk başta güzel geliyor ama yemezsin ya. Yemezsin yani. Merhaba hoş geldiniz. Aç satıyor. Bayağı tatlılar falan satıyorlar. I can try one. ¿Cuánto cuesta este? Ya, dólar. Sí. Un dólar. Una, por favor. Va. De pescadita. ¿Ese yuca? ¿Pasaba? ¿Qué es eso? ¿Ese pasaba? Yuca. 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 Yuca, pasaba, sí. Yeah. ¿Con chile? ¿Picante? Sí. La toma suya. ¿Garrón? ¿Garrón? Con carne. Sí, poco. Ya no hay. Oh. Looks nice. Dos cucharadas, por favor. ¿Qué nombre es? Yuca sancochada. But looks healthy actually. Bu Heyon'un aldığı şey şu. Fiyatı da 1 dolar. Kasava dedikleri bir nevi patates püresiyle yapılıyor. Üzerinde et var, salata var. Bir sürü karışık. Ben bunu yemem. Böyle ablalarımız böyle burada satıyor. 1 dolar. Heyon deniyor bakalım dişlerini çıkarttı. Yuka. Nice ya. It don't have a taste. Ya yenge senin beğenmediğin bir şey yok. Böcek yiyorsun. Oo çok tasty. Bunu yiyorsun. Oo tasty. Hiçbir şey beğenmediği yok ya. Tasty. Ekmek yiyor. Ekmeği beğenmiyor ya. Completely different with potato. Potato actually more tasty. Yuka diyorlar. Yuka kasava nasıl sayayım? Yuka kasava aynı. Çünkü kasava diyoruz anlamıyorlar. Yuka diyoruz anlıyorlar. Hoş geldin. Şöyle salatamsı sağlıklı bir şey aslında. Abla tabii eliyle koyduğu şeyiyle parayı da aldı. Yiyecek mi? Tat yok. Bir şey böyle sağlıklı. I think healthy taste. Yeah, tat yok. And eti de var. Tat yok. Et var böyle. Turp var. Yeşillik var. Salata var. Bir de dibinde etsiz alırsan tam vegan yemeği olur yani. Ama eti varsa çok tuzlu. This is the salt. Et de tuzlu diyor. Güzel. Güzel. 1 dolar. Değer yani. Güzel. Bayağı insan alıyor oradan. Seviyorlar. Ben de çok seviyorum. İnsanlar bayağı yiyor. Bak hemen o ablanın yanında. Millet nasıl seviyor? Baba bunu yiyecek varsa chat'te çıkabilir mi? Yemezsiniz bunu ya. Şurada da var aynı şeyi satan yukateria diyorlar. Yani yuka satan, kafeterya gibi mesela kahve satan bir yer yuka satan. Baba bunu gidersin orada bir tane restorana gidersin zaten hani meze diye getirirler hediye şey ikram. Sen abla. Yanında soslileri meşhur her yer sosli satıyor. İçecekler meydanın önünde. Bak dondurmalar da meşhur bayağı. Bu abimiz böyle buz doğuruyor. Şurup dökecek onun üstüne dondurma olacak. Bici. Böyle tatlılar var. Bu tatlıları kokonat bazlı. Uyuşturucu onlar dikkat edin. Kola var. Beni dinleyin. Meksika yemeği. Bu da kahveci. Bak şu ünlü. Torta, Meksika tortası, sandviç tarzı. İnsanlar bayağı sırada bekliyor. Sadece onun için değil, patates de var. Patates kızartması. Seviyorlar bayağı. Baksana abimiz nasıl yapıyor. Oy! Patates, ketçap, mayonez. Ve patates için insanlar böyle sıra bekliyor burada. Bak burası da tabaklara bak. Patates dolu. Quanto cuesta
cuesta una torta? 1.70. 1.70. Sin carne también. 1.35. Abi arabadan alıyor. Para değişiyorlar, pardon bak, dolar. Ayakkabı sattı, ne oldu? Ayakkabı sattı lan. Tortalar böyle. Böyle böyle kızartıyorlar. Aynı ya, bütün gün burada. Abla etsiz olsun diyorum, salam koy. Şeffaf kargo. Koyayım mı diyor, sos koyayım mı diyor. Ulan onlarda et yok mu? Burada da hep böyle trafik gibi bir şey var. İnsanlar alırken böyle bekliyor burada. Bunun fiyatı da 1.25 dolar. Böyle sardı ikiye kesip. Güzel, içinde sebze var, patates var, başka bir şey yok. Ekmek bir de, et yok. Patates kızartması hariç. Sağlıklı ya. Sorumlar senin de çıkıyor. Bu yenir arkadaşlar. Bayağı da büyük yani. İki parça böyle. 30 santim işte o. Subway'in 30 santimi gibi düşünün. Aynı boyuttaydı. 1.25 dolar. Güzel fiyat. Bak şurada patates kızartıyor. Oranın patatesini de burada ablamız böyle soyuyor. Yol üzerinde. Burada da satılıyor böyle. Torta. Her yer yemekçi. Bu kadar yemek satan bir yer görmedim ben daha. Her yerde yemek satılıyor. Como comer? Así lo saca de la bolsa. Este es lote maíz, ¿sí? Es atol de poliada. Poliada. Ah, pero you si can... gusta se lo doy aquí. Ah, you can open. Sí. Gracias. Pero si gusta se lo doy en vaso porque va muy caliente. Es so hot, ¿no? Wow. Es elote, ¿sí? Como elote. Oh, looks nice actually. Canela. Sí. Vaya. Gracias. Gracias a ustedes. Wow. Mısır. Tarçın da döktü, böyle bizim biraz sütlaca benziyor. Güzel mi? Very nice. Really? Rico. Muy rico. Yeah. Wow. Bu sabıtı. Salep ya, bildiğin salep şu an. Ha, salep gibiyse. How was tasty? We have this exactly in Turkey. Really? Yeah. Abi gerçekten salep gibi süper bir şey. Yani mısırdan yapılıyor, elote diyorlar buna. Tarçın da dökünce süper oldu. Herkes kilolu. Abi böyle bir yerde yaşasam ben de Türkiye'de gibi incecik olmam, orada kilolu olurum. Belki with corn? I didn't know that but I think yes. Oh. Tastes same. ¿Qué nombres? Canoas. Canoa. Empanadas. Empanada. Ese dulce también, sí. Okay. Bunlar El Salvador'un tatları. Bunları yiyeceğiz. Hey, you want this? Bu da Heo'nun favori yiyeceği. Bu ne lan? Bunlar El Salvador tatlıları, şöyle gözüküyor. Bu bildiğin muz ama sebzelik muz. Yani plantano diyorlar buraya. Burada. Bu da aynı şekilde o muzdan. İçerisinde de sütlaç gibi bir şey var. Yani sütten yapılma. Kaşarlı bir de. Yani sütten yapılma bir, ne diyeyim, tatlı bir şey var içinde. Bunun da içinde burada fasulye diyorlar. Red bean diyorlar da. O biraz tatlımsı, tatlılara konuluyor. Bizde yoktu sanırım o. Kore'de falan var. Bunları deneyeceğiz, bakalım nasıl. Wow, so soft. Red bean inside. Oh yeah, içinde. Oh. This red bean they use for pupusas. Yeah, that's true. O ben çok seviyorum aslında. Bu muzlu karnıyarık harbi lan. True aslında. Hot. Sweet. Mut. Aynı şey, aynen. Ben de şunu deneyeyim. Şöyle şuradan keselim. Oh. Fırladı gitti lan. Bu güzel duruyor bu arada. Abi ekşitme yüzünü tikim var. Ne oluyor? Ne oluyor böyle yapınca sana? Öyle çok amşam güzel değil. O muzun ekşiliği var. Bunların sebzelik muzunun. İçindeki böyle sütlü tatlı da bizim... Sütlaç gibi. Sütlaç, aynı. Pirinçsiz sütlaç. Sen de mi yapıyorsun? Ekran başında düşünsene harbi. Amına kodumun rahnesi. Güzel değil ya. Ben de istemiyorum. Bunların fiyatlarını bilmiyorum ama yani muz, birazcık süt, yani ikisi 1 dolar falandır yani. Çok değildir. Bir de Heo'nun kahvesi işte bu kadar. Hmm. This one good. Hmm. Better than this. Güzel. Bunlar El Salvador'un typical, yani typical diyorlar burada. Yani yöresel tatlıları. Yenir ama bir daha yenmez, bir sefer. Burada yemekten çok tatlıları ünlü. Tatlarından mesela tres leche dedikleri bir tatlı var, o bütün Latin Amerika'da ünlü. Arkadaşlar buna ı demeyin bu arada harbiden. Sana katılıyorum Rambo.
Bu gayet yenir arkadaşlar. Süt demek. Keçi sütü, inek sütü, bir şeyin sütü daha. Karıştırıp böyle bir tatlı yapıyorlar, kek gibi. O bayağı ünlü. Denemeyeceğiz. Çok aram yok açıkçası. Çok sevmiyorum. Bir de şeyleri var. O ilginç. Yumurtalı ekmek var ya bizim kahvaltıda yediğimiz. Evet. Ona şeker falan döküyorlar. Tarçın döküyorlar. O bildiğin yumurtalı ekmeğin tatlısı oluyor. Biraz daha böyle şerbetlimsi galiba. O ilginç ama onu bulamadık. Aslında onu sormaya geldik buraya da. Yoktu. Bende de aynısı kafa sallama da var. Baktığım kişi kafa salladıkça ben de sallıyorum. Çok sinir bozucu. Oğlum varsa bunu niye yazıyorsun? Bak ben sürekli kafa sallarım şimdi senin inadına. Ben de çok kafa sallıyorum yayınlarda. Şu an salladı mı kafan? Harbi sallanıyor mu kafan şu an? İnanmam oğlum, o kadar da değil ya, kameradan olmaz. Abi durur musun? sen bu emote'u görünce ne yapıyorsun? Biz de bunları deneyelim dedik. Yani onu biraz daha böyle evde basit bir şekilde yapıp yiyorlar. Şeker döküyorlar, tarçın marşın döküp yiyorlar yumurtalı. Hem yüzümü eksitip hem kafamı sallayayım mı? Ekmeğe. Başka öyle denemediğimiz pek bir şey kalmadı. Eşit lan! Yani. Adam sevecek birazdan, anapacı kayacak bana. Dur dur, nerede o çınar? Neredesin lan? Aa burada burada. Ne yazmış? Her şey benim de yüz ekşiyor. Abi ekşitme yüzünü, tikim var. Bak bir de amcık adam içinde kafasını sallıyor, sonra ekşitme lan diyor. Yedikleri yemeklerin çoğunu zaten pek opsiyon yok. Bu arada bu videoyu YouTube'a atacaksınız ya, CFT falan. Net altta bana nasıl laflar edecekler amına koyayım. Yok bir arabaya gider. Yok arada başka video açar. Yok aman aman bir yerde peyniri izlemeye başlar. La yok şunu yapar. Yok tik muhabbeti. Seçenek yok. Başka işte en meşhur şeyleri pupusas. Yani o sokakta satılan pupusas. Onun da fiyatı 25 cent falan, burada gördük yani yazmışlar. Biz 50 cent vermiştik San Salvador'da. Abla biraz bize şey fiyatı yapmış. Yabancı fiyatı. Normal sokak fiyatı 25 cent falan yani. Böyle gerisi Amerika kültürü, Meksika kültürü var. Takolar, pasta, börek, çörek onlar eyvallah, var. Çınarım, birkaç Çin kardeşim. Lokantası var. Restoranı var. Başka Kore, Türk hiç yok zaten. Bir tane Türk... Hayır ama şöyle düşün. Adam yayın izlemiyor. Adam beni YouTube üzerinden takip ediyor. Ondan sonra adam orada onu izlediği zaman ayar oluyor. Çünkü şu an buradaki muhabbeti algılayamıyor. Anladın mı? Çünkü biz burada samimi bir muhabbet ediyoruz. Birebir birbirimize dokunabiliyoruz. Ama o adam dışarıda kaldığı için, mesela chat'i de göremiyor. Dışarıda kaldığı için adam ayar olmaya başlıyor. Lan ne oluyor? Amına koyayım. Bu niye düşündü, yüzünü ekşitiyor? Ne dönüyor? Chat'te dönen muhabbeti görmüyor. O adam ayar olmaya başlıyor. Haklı yani onun açısından baktığın zaman. Gördüm San Salvador'da. Uzaktaydı, gidemedim Türk restoranı. O da Türk memnun değilim zaten. Böyle. Sokaktakileri de gördünüz zaten. Genelde hep böyle benzer şeyler. O yuka biraz yuka farklıydı, onu denedik. Torta falan hep Meksika. Gerisi sosisli. Çok hani artı bu denenmeli diyeceğimiz bir şey yok El Salvador'da. Bu muz da işte fena değil. Ye artık harbi ya. Ben çok seviyorum aslında. Fena değil. Her yemek çok güzel. Evet, kötü yemek yok. Normal. Aa süper deyip bayıldığımız bir yemekte yok yani. Pupusas iyiydi ama, pupusas güzel. Senin favori pupusas. Yılbaşı için yaptıkları pastaya bak, elime bak. Pastaya bak, bir dilimi elim kadar. Normal bildiğimiz standart pasta en büyüğü şu yani bizim. Şu bildiğin sülalelik. Normalde bu boylar yani bizde. Bak şurada çılgın eloteleri. Yani mısırları. Mısırı alıyor, üzerine bir sürü sos döküyor. Karman çoban bir şey oluyor. Tereyağı falan sürüyor. Acayip karışık bir şey. Genelde Güney Amerika'da var. Orta Amerika, Latin Amerika hepsinde var. Yağ sürüyorlar. Öyle direkt tuz dök ye değil. Haşlanmış mısıra yağ sürüyorlar. Ketçap atıyorlar. Mayonez atıyorlar. Hardal atıyorlar. Karıştırıyorlar böyle arkamızda da tezgah. Biz yiyemiyoruz. Fiyatı da 1 dolardan aşağıdır tahminimce. Bu videomuz böyleydi. El Salvador yemekleri denedik. Fena değildi, beğendik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz. Bugün. Lan!
Ben yanlış videoyu izledim. Bu değildi ki benim izleyeceğim video. Yeni attıydı. Amına koyayım ya. Balones diye bir şey var burada. Oğlum. Aa, biz bunu izleyecektik. Ekvador diyorum da bende ne oldu etti.